Merhaba, bu sunumumuzda otomatik uçuş sistemlerinden bahsedeceğiz. İlk olarak otomatik uçuş sistemi tasarım felsefesini inceleyelim. Otomatik uçuş sistemi, autoflight sistem, uçuş kontrol yüzeyleri ve motorları otomatik olarak kontrol etmek için kontrol parametrelerini hesaplamaktadır. Hesaplanan kontrol parametreleri, uçak yüzeyleri ve motoru kontrol etmek için elektrikli uçuş kontrol sistemi, EFCS ve tam yetkili dijital motor kontrolüne FADEC gönderilir. Otomatik flight sistemi etkin olmadığında yukarıda belirtilen bileşenler aynı sistemler tarafından kontrol edilir ancak komutlar gaz kolu ve sayistik gibi cihazlar tarafından verilir. Navigasyon e, otomatik uçuş sistemi temel işlevi uçağın konumunu hesaplamaktır. Sistem uçak konumunu hesaplamak için yararlı bilgiler veren birkaç uçak sensörü kullanır uçuş planı, otomatik uçuş sistemi hafızasında hava yolu tarafından önceden belirlenmiş birkaç uçuş planına sahiptir. Bir uçuş planı kalkıştan varışa kadar tam bir uçuş tanımlar, dikey bilgileri ve tüm ara geçiş noktalarını belirtir. Plan EFİS'te veya çok amaçlı kontrol ve görüntüleme birimi MCDU'da görüntülenebilir. Operasyon otomatik uçuş sistemi kullanmanın birkaç yolu vardır. Ancak normal ve önerilen yol, otomatik olarak uçuş planını takip etmek için kullanılmasıdır. Uçağın konumunu ve pilot tarafından seçilen uçuş planını bilen sistem, uçağın uçuş planını takip etmesi için uçuş yüzeylerine ve motorlara gönderilen komutları hesaplayabilmektedir. Pilotun önemli bir izleme rolü vardır burada. Otomatik uçuş işlemi sırasında kumanda kolu, sahiştikler ve gaz kolları otomatik olarak hareket etmezler. Kablolu uçuş. Otomatik uçuş sistemi etkinken pilot sidestick'i hareket ettirirse otopilotu devre dışı bırakır. Manuel uçuşa geri döndüğümüzde kumanda kolu sidestick tekrar aktif olur. Elektronik flight control sistem gerçek hava taşı tutumunu korumaya devam eder. Sistem tasarımı gerekli güvenirliği karşılamak için otomatik uçuş sistemi 4 bilgisayar etrafında oluşturulmuştur. Değiştirilebilir iki uçuş yönetim ve rehberlik bilgisayarı vardır. Bilgisayarlar Flight Management Gaudius Computer'lar ve iki adet birbirleriyle haberleşebilir artırılmış uçuş bilgisayarı Flight Augmentation Computer'lardır. Otomatik uçuş sistemi Otomatik uçuş sistemi, otoflight sistem, pilotların iş yüklerini azaltan ve uçuşun güvenliğini ve düzenlenen iyileştiren işlevler sağlamaktadır. Otomatik flight sistem, iki uçuş yönetim ve yönlendirme bilgisayarı, flight, flight management guidance computer, iki artırılmış uçuş bilgisayarı, flight augmentation computer, iki çok amaçlı kontrol ve görüntüleme ünitesi, MCDU ve bir uçuş kontrol birimi, flight control unit tarafından oluşturulur. Kontroller, Flight Control Unit ve MCDU'lar pilotların Flight Management Guidance Computer'ların işlevlerini kontrol etmesine izin verir. Flight Augmentation Computer birimi push button switchler ve radar trim kontrol panellerine bağlıdır. MCDU'lar uçağın uzun vadeli kontrolü için kullanılır ve uçuşun yönetimine izin veren mürettebat ile Flight Management Guidance Computer arasındaki arayüzü sağlar. Flight Control Unit uçağın kısa süreli kontrol için kullanılır ve motor verilerinin Flight Management Guidance Computer'dan tam yetkili dijital motor kontrolüne FADEC iletilmesi için gerekli arayüzü sağlarlar. Flight Management Guidance Computer'lar birbirleriyle haberleşebilir. İki bilgisayardan oluşur. Her bir bilgisayar iki bölümden oluşur uçuş yönetim birimi Flight Management ve uçuş yönlendirme Flight Guardians bölümüdür. Flight Management bölümü, uçuş yönetim bölümü, uçuş planını tanımlama, revizyon ve izleme ile ilgili işlevleri. Flight Guardians bölümü ise uçak kontrolü ile ilgili işlevleri yerine getirir. Flight Augmentation Computer birbiriyle haberleşen ve birbirleri yerine kullanılabilen iki bilgisayarda oluşur. Flight Augmentation Computer'ların temel işlevi radar kontrolü ve uçuş zarfı korumasıdır. E, diğer sistemler e, otomatik uçuş sistemi uçak sistemlerinin çoğuna bağlıdır. E, bu ilişkiler örnek olarak hava verileri ve eylemsizlik referans sistemi Air Data Innoşu Referans Sistem uçak irtifası ve durumunun alınması için kullanılabilir. Otopilot işlevlerinin elevatör, aileron bilgisayarlarına iletilmesi bunlar örnek olarak verilebilir. Tagmentation Computer şu temel fonksiyonları yerine getirir. Yav Damper, Rudder Trim, Rudder Travel Limitation, Flight Envelope Protection dediğimiz uçuş zarf koruması, Fault Isolation and Detection sistem dediğimiz arıza izolasyonu ve arızalar tespit sistemidir. Yavda ampere gelirsek Yav amperin 4 işlevi vardır. Yav Damper aktüatörler aracılığıyla radarın kontrol edilmesi işlemlerini sağlar. Uçuş yönetimi ve yönlendirme bilgisayarı, elevator aileron computer, flight augmentation computer komutları üzerine Yavda amperin e, kontrolü sağlanmış olur. E, burada Yav amperin görevleri, e, duç yuvarlanmanın sönümlenmesi, duç rol dinilen olay da burada e, kuyruk sallama olarak da ifade edilebilir. Uçağın bir yandan diğer yana yuvarlanması e, hareketi ile ortaya çıkar. E, faz dışı bir kombinasyondan oluşan uçak hareket türüdür. Bu yalpalama bağlantısı temel uçuş dinamik modlarından biridir. Yav damperin diğer görevleri düz uçuşta dönme koordinasyonu, otomatik uçuşta motor arızası kompanzasyonu, ya yönlendirme komutlarının üretilmesidir. Rudder trim, rudder trim komutları, rudder trim seçiciden, pedastal panelde bulunan ve flight management guidance komputerdan e, gelen bilgilerle trim aktüatörünün kontrol edilmesinden oluşur. E, rudder trimi şu şekilde verilebilir: Rudder trim seçici, pedastal panelde bulunan ve yağ ekseninde otomatik trim ve otopilot devreye girdiğinde motor arızası kurtarma fonksiyonunun oluşturulması. Radar hareket sınırlaması. Radar hareket sınırlaması ünitesi radar sapmasını uçak hızına göre düzenler, sınırlandırır. Dümen ya da radar hareketini sınırlama işlevi yapı bütünlüğü için sapmayı sınırlar. Uçak performansını olumsuz etkileyebilecek aşırı sapmaları önler gerekli olan Indicate Airspeed bilgisi Air Data Referans biriminden elde edilmektedir. Uçuş zarfı koruması. İlk olarak uçuş zarfının uçuş zarfı korumasının ne olduğuna bir bakalım. Bir uçağın pilotunun uçağı yapısal ve aerodinamik çalışma sınırlarını aşmaya zorlayacak kontrol komutları vermesini önleyen bir hava taşıtın kontrol sisteminin makine arayüzü uzantısıdır tur model ticari fly by wire uçaklarda bir biçimde kullanılmaktadır. Uçuş zarfı koruması için flight augmentation computer uçak operasyonu, düşük enerji uyarısı, aşırı hücum açısı ve wind shear algılamanı için karakteristik hızları hesaplar. Karakteristik hızlar Air Data Inertial Reference Unit, iniş takım kontrol Yüz birimi, Flight Management Guidance Computer slot flap kontrol bilgisayarı verilerini kullanarak hesaplanır. Ardından PFD'de görüntülenir. Alfa taban aşırı e, angle of attack değeri ve e, windshare algılamaları flight management guidance computer'lara gönderilir. Düşük enerji uyarı hesaplaması speed 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 şeklinde işitsel bir uyarı oluşturarak oluşturularak uçuş uyarı bilgisayarlarına Bloodborne Computer'lara iletilir. Hata izolasyon ve tespit sistemi bakım amacılığıyla Autoflight sistem bilgisayarın çeşitli baytlardan gelen arıza bilgilerini merkezileştirir ve bu baytlar ile merkezi arıza görüntüleme arayüzü birimi arasında bir bağlantı sağlar. Hata izolasyonu ve tespit sistemi yalnızca Flight Augmentation Computer 1'de etkindir her bir flight augmentation computer ilgili push butonlar, radar trim seçici ve radar trim reset push butonlarından girişler alır. Radar trim seçici radarı yönlendirir. Reset push butonu işte radarın boş konumuna, referans konumuna, ilk konumuna döndürülmesini, döndürülmesini sağlar. Ekranlara gelecek olursak, Flight Augmentation Computer tarafından hesaplanan verilerin bazıları görüntülenir. Bunlar karakteristik kızlar. PFT'lerin ölçeğinde görüntülenirler. Rudder trim konumu ekam sayfasında apur ekam sayfasında rudder trim kontrol panelinde görüntülenir. Kırmızı vintage yer göstergesi her iki PFT'nin ortasında görüntülenirler. Burada not olarak düşersek rudder hareket sınırlama konumu görüntülenmez. Ekamda yalnızca maksimum durma konumları gösterilir. Management Guidance Computer'ın dört temel işlevi vardır. Bunlar kontrol, yönetim, rehberlik ve gösterge hizmetleridir. Kontroller, uçuş yönetim ve yönlendirme bilgisayarı, Flight Management Guidance Computer'ın işlevi uçuş yönetimi, Flight Management ve uçuş yönlendirme Flight Guidance'dır. Bu sistem için gereken girişler MCDU'lar ve uçuş kontrol birimi FCU'lar tarafından sağlanır. Tipik eylemler şunlardır. Kalkıştan önce pilotlar NCDU'larda daha sonra uçak tarafından izlenecek uçuş planını seçerler. Uçuş sırasında pilotlar flight control unitler FCU'ları kullanarak otopilot ile etkileşime girerler. Ve farklı parametrelerini değiştirerek uçağın kontrolünde kısa süreli bir değişikliğe gidebilirler. MCDU temel olarak MCDU'lar e, mürettebat ile Flight Management Guidance Computer'lar arasında kapsamlı bir arayüz sağlarlar. MCDU'lar örneğin şu e, faaliyetlerde bulunurlar. MCDU'lar üzerinden bu faaliyetlerde bulunulabilir. Uçuş planlarının tanıtımı ve tanımı değiştirilmesi ve sergilenmesi. Flight Management işlevleriyle ilgili parametrelerin görüntülenmesi, seçilmesi veya değiştirilmesi, uçakla alakalı belirli işlevlerin seçimi. Flight Control Unit temel olarak mürettebat ile Flight Management Gaudius arasında kısa vadeli arayüz sağlamaktadır. Örneğin Flight Control Unit şunlar için kullanılabilir. Otopilot, uçuş direktörü, FD ve ototrolu fonksiyonların devreye alınması gerekli kılavuzluk modlarının seçimi, örneğin yönün aktif edilmesi, çeşitli uçuş parametrelerinin seçimi, örneğin yön açısının seçilere girilmesi gibi. Yönetim görevine gelirsek, Flight Management kısmı ağırlıklı olarak yanal ve dikey fonksiyonlar ile uçuş planı seçimini verir. Flight Management bölümü navigasyon, performans, optimizasyonu, radyo navigasyonu ayarı ve Bilgi ekranı yönetimi sağlar. Flight Management bölümü tarafından hesaplanan veriler bazen Flight Guidance bölümü tarafından kullanılabilmektedir. Uçuş planı Bir uçuş planı uçağın kalkıştan inişe kadar uçması gereken rotanın çeşitli unsurlarını ve kısıtlamalarını içerir. MCDU aracılığıyla bir uçuş planı seçilebilir, oluşturulabilir, değiştirilebilir ve izlenebilmektedir. Yanal fonksiyonlar Temel yanal işlevler şunlardır. Uçak konum tespiti, MCDU aracılığıyla IRS hizalanması, VOR, DME, ILS, EDF frekansların otomatik veya manuel olarak MCDU'dan seçimi, yanal uçuş planı boyunca rehberlik hesaplaması, bir navigasyon veri tabanı, bir uçuş planı oluşturmak için gerekli tüm bilgileri sağlar. Ancak pilotlar MCDU'yu kullanarak diğer verileri girebilirler. Temel dikey işlevler şunlardır. Temize edilmiş hız değerlerinin hesaplanması, ortaya çıkan hedef hız, rehberlik fonksiyonları için referans olarak kullanılabilir. Uçağın çeşitli noktalarında zaman, yakıt, irtifa, rüzgar gibi performans tahminlerinin yapılması, dikey uçuş planı boyunca rehberlik hesaplamalarının yapılması, bir performans veri tabanı gerekli verileri sağlar ancak pilotların MCD'yi kullanarak diğer verileri girmesi gerekmektedir. Rehberlik hizmeti Flight Guardians bölümü, otopilot, flight director ve ototrol işlevlerini yerine getirir. Bu işlevler genellikle flight control unitte seçilen modlara göre çalışırlar. Uçağı çalıştırmanın normal yolu yönetim kısmını kılavuzluk kısmı için referans kaynağı olarak kullanmaktır. Otopilot, otopilot işlevi seçilen modları takip etmek için uçuş kontrollerinin sinyallerini hesaplar. Otopilot seçilen modlara göre eğim, dönüş ve sapma ekseni kontrolü yapar. Otopilot modu örneğin altitude hold yani belli bir irtifanın tutulması, o irtifada uçulması görevini yerine getirir. Flight Directory sistem. Flight Directory sistem pilotların Flight Management Guardians Computer taleplerine göre uçağın manuel olarak uçulmasına izin vererek her iki PFD'de de rehberlik komutlarını görüntüler. İki durum dikkate alınmalıdır. Otopilot aktif olmadığı durumda Flight Director sistem pilota istenen parametreleri sürdürmesi için emir vermek için PFD üzerinde semboller görüntüler. Bu durumda pilot uçuş kontrollerine göre hareket ederek bu emirleri takip eder. Otopilot aktif olduğu durumda Flight Director'un işlevi pilot tarafından izlenecek otopilot komutlarını PFD'ler üzerinde sembollerle görüntülemektir. Autotrodal auto işlevi belirli bir modu takip etmek için motor kontrol sinyallerini hesaplamaktır. Örneğin bir hızın veya mas sayısının hesaplanması ve uygulanması. Ekranlar Flight Management Guidance Computer'ın dördüncü ana fonksiyonu. Uçuş yönetimi ve rehberlik sistemi verilerini ve bilgilerini sunmak için çeşitli ekranlar kullanılır. Uçuş yönetimi ve rehberlik bilgilerini sunan ana ekranlar şunlardır. MCDU'lar, Flight Control Unit, PFD'ler, ND'ler, ECAM Warning Display yani Upper Ekam olarak ifade ettiğimiz display veya Ekam Status Sayfaları Lower Ekam olarak ifade ettiğimiz display'imiz. MCDU, MCDU'lar yönetim kısmı ile ilgili tüm verileri görüntüler. Örneğin uçuş planının birbirini izleyen yol noktaları, waypointlerin belirlenmesi gibi. FCU, FCU ayrıca gösterge ışıkları ve LCD paneller içerdiğinden bir ekran olarak da kabul edilmektedir. FCDU şu bilgiler içerir: mod göstergeleri veren ışıklar, referans parametreleri gösteren LCD pencereler. Örneğin, otopilot ile tırmanma sırasında irtifa penceresi uçağın yakalayacağı irtifa değerini göstermektedir. PFD, PFD'de esas olarak flight director sembolleri ve rehberlik fonksiyonlarının durumunu ve modları gösterir. Ayrıca referans parametrelerinde görüntülerler. Örneğin hedef hız değeri PFD'nin hız ölçeğinde bir sembole temsil edilmektedir. ND navigation display'ler esas olarak uçuş planı ve çeşitli navigasyon verilerini görüntüler. Örneğin uçağın maksimum konum etrafındaki hava veya waypoint denen ara noktaların görüntülenmesi gibi. Otopilot Otopilot ilgili butonlar uçuş kontrol ünitesinden istiyor. Devreye alınır. Otopilot devreye alınması AP1 ve AP2 buş batınlarının 3 yeşil çubuk ile aydınlatılmasıyla başlar. Ve her bir PFD'nin sağ üst köşesinde AP1 ve AP2 veya AP1 artı 2 yazıları ile gösterilir. Otopilot kılavuz modları FCU veya uçuş yönetimi ve rehberlik bilgisayarından seçilebilir. Flight Management Guidance Computer'dan seçilebilir. Otopilot işlevi gerçek ve referans parametreler arasında bir karşılaştırma yapıldıktan sonra Flight Management Guidance Computer'ın uçuş kontrollerine gönderilen komutların hesapladığı bir döngüdür. Otopilot devreye girdiğinde rudder pedalları ve saystik üzerindeki yük eşikleri artmaktadır. Daha sertleşmektedir bunlar. Pedal veya saystikten geçersiz kılınırsa otopilot devre dışı kalabilir. Modlar, yanal mod ve dikey modlar vardır. Temel olarak her birinden biri pilot veya sistem tarafından seçilir. Otopilot devreye girdiğinde bir yanal mod ve bir dikey mod aynı anda etkindir. Uçuş aşamalarına göre yanal mod şunları kontrol eder. Elevator aileron computer üzerinden aileronları. Elevator aileron computer ve spoiler elevator bilgisayarları computer. E, spoilerların kontrolü elaklar ve spoiler elevator bilgisayarları aracılığıyla spoiler artırılmış uçuş bilgisayarı Flight Augmentation Computer aracılığıyla radar, elevatör aileron kompüterler ve fren direksiyon kontrol birimi BSCU aracılığıyla burun tekerleğinin kontrolü, dikey mod elevatör aileron kompüterler aracılığıyla elevatörleri ve trimlenebilir yatay stabilizeyi kontrol eder. Yerde bakım amacıyla, amacıyla otopilot her iki motorda da kapalı iken devreye girebilir. Hidrolik gerekli değildir. Bir motor çalıştırıldığında AP devreden çıkar otopilot sistemimiz. Yerde bakım amacıyla otopilot her iki motorda kapalı iken devreye girebilir. Hidrolik güç gerekli değildir. Bir motor çalıştırıldığında otopilot devreden çıkar. Kalkış uçağın havada en az 5 saniye kalması şartıyla otopilot devreye girebilir. Düz uçuşta bir seferde yalnızca bir otopilot devreye sokulabilir ve öncelik son meşgul olan otopilota verilir. İkinci otopilotu devreye sokmak birincisine ayırır. Aileron ve spoiler yanal modların emirlerini yerine getirir. Elevatör ve trimlenebilir yatay stabilize dikey modların emirlerini yerine getirir. Burada unutulmaması gereken rudder otopilot tarafından değil doğrudan flight augmentation computer tarafından kontrol edilmektedir. İniş havaalanı ILS kurulumuyla donatılmışsa otopilot yaklaşma flare ve rollout ile tam bir iniş gerçekleştirebilir. Tabi uygun bir cat kategorisi var ise ikinci bir otopilot devreye alınabilir yaklaşma sırasında AP1 aktifken otopilot 1 aktifken otopilot 2 bekleme modunda çalışmasına devam eder. Rudder flight augmentation computer aracıyla otopilot tarafından kontrol edilir. Bunu tekrarlayalım. Kalkış sırasında otopilot rudder ve burun tekerlekle yönlendirmelerini sağlar. Bu komutlar uçağın hızına bağlıdır. Aileron ve spoiler otopilot komutları hükümsüzdür. Trimlenebilir yatay stabilize 0.5 burun yukarı olduğunda doğrudan sıfırlanır. Spoiler hava frenleri olarak doğrudan spoiler elevatör kompüterler tarafından kontrol edilir. Piste hareket sırasında düşük hızda yaklaşık 60 nat gibi Pilot normalde otopilotu saistikte bulunan bir düğmeye basarak devreden çıkarır. Uçuş direktörü, flight directory sistem. Uçuş direktörü ya da flight directory sistem elektrikle beslenir ve mantık koşulları yerine getirilir getirilmez otomatik olarak devreye girer. Flight control unitte bulunan FD push butonlarına basılırsa Flight Director sistem devreye alınır ve bu tuşun üzerinde yeşil 3 tane bar ışık verir. Aynı zamanda her PFD'nin sağ üst kısmında da yazıyla gösterilir. Flight Director 1'in kaptan tarafında ve Flight Director 2'nin First Officer tarafından kavramlarını göstermek için her PFD'de 1 FD2 göstergesi görüntülenir. Direktörü sistem her iki PFD'de de uçuş yönetim ve rehberlik bilgisayarı, Flight Guidance Computer tarafından rehberlik komutlarını görüntüler. Manuel uçuşta pilotların optimum uçuş yolunu takip etmek için kontrol komutu uygulamalarına yardımcı olmak için kılavuzluk emirl emirleri görüntüler otopilot devreye girdiğinde Flight Director Sistem ve Flight Management Guidance Computer taleplerinin kontrol edilmesine yardımcı olur. Flight Directory modları otopilot modları ile aynıdır ve aynı şekilde seçilir. Flight Management Guidance Computer'lar dönüştürülen otopilot ve Flight Directory komutlarını hesaplar. Ekran yönetim bilgisayarı tarafından sembollenirler. İki tür sembol vardır. Flight directory çubukları, uçuş yolu direktörü, PFD ve uçuş yolu vektörü FPV sembolleri. Flight kontrol üzerinde merkezi heading, dikey hız veya track, flight path angle push butonları pilotların bu iki sembol türünün arasında seçim yapılmasını sağlar. Flight Director sistem butonları FCU gücü açıldığında Go Around veya inişte Rollout aşamasında otopilot kaybedildiğinde Flight Director sistem FCU'da bulunan push butonlarla 3 yeşil ışık otomatik olarak yanar devre alanında. Yanan bir Flight Director push button sembollerine karşılık gelen PFD'de karakterlerle gösterilir. Kaptan, Flight Direktörü push butonu için PFD 1 ve First Officer Flight Direktörüsü için, e, için push buton bulunmaktadır. Yanan bir Flight Direktörü sistem butonuna basılırsa yeşil çubuk söner. Push butonuna tekrar basıldığında düğmeye yeşil ışık çubukları tekrar ışık vermeye başlar. Yani sistemin açıldığını gösterir. Yan bayan bir Flight Director'ı push button'ı ilgili PFD'de hiçbir FD sembolünün görüntülenemeyeceği anlamına gelir. Flight Director 2 PFD 1'de hiçbir Flight Director'ı e, sembolünün görüntülenemeyeceğini Flight Director 2'nin First Officer tarafında devreye girdiğini göstermek için PFD'de görüntülenmiş olur. Ototrust sistemi, ototrust fonksiyonu, otomatik motor kontrolü için FADEC bilgisayarında hesaplanmış bir itki komutu yani itme hedefi gösterir. Ototrodul işlevi şunlardır. Bir hızın veya bir mah numarasının edinilmesi ve elde edilmesi, bir itkinin elde edilmesi ve tutulması, alçalma sırasında ve son yaklaşmada Alevlenme sırasında itkinin rölantiye düşürülmesi, alfa zemin koruması olarak adlandırılan hücum açısına karşı koruma, uçuş artırma bilgisayarlarından flight augmentation computer'lardan alfa zemin algılama sinyali alındığında maksimum itme emri verilir. Ototrust döngü prensibi ototrustlu işlevini elde etmek için uçuş yönetimi ve yönlendirme bilgisayarı Flight Management Guidance Computer'lar tarafından hesaplanan itki hedefi uçuş kontrol birimi FCU tarafından seçilir. Daha sonra her FCU işlemcisi kendi veri yolu boyunca motor arayüz birimine Engine Interface Unit'e unit aracılığıyla FADEC'e itki hedefini gönderir. Ototrust'ın aktif edilmesi İşlevinin devreye alınması manuel veya otomatik olabilir. ototrodul FCU üzerinde ATHR push batınına basılarak manuel olarak devreye alınır. Bu motor çalışırken 100 feet radyo 6 metre değerinin altında engellenir. ototrodul otomatik olarak şu durumlarda devreye girer. otopilot uçuş direktörü TOGA modlarıyla meşgul olduğunda uçuş sırasında alfa kat tespit edildiğinde bu kalkıştan sonra 15 saniye haricinde 100 feet'in altında engellenir. Ototrol'u devreye girdiğinde Flight Control Unit Ototrol butonundaki lambanın yanmasını sağlar. Devreye alma durumu Uçuş modu göstergesinde FMA görüntülenir. İtme kollarının konumuna bağlı olarak ototrodul aktif olabilir veya olmayabilir. Devreye girdiğinde ve aktif olmadığında itme kontrolü manuel olarak gerçekleştirilir. İtme kollarının konumuna göre kumanda edilir. Devreye girdiğinde ve aktif olduğunda itme kontrolü otomatiktir. İtme ototrodul hesapların itme hedefine göre komut verir. Otomatik kapanma, ototrodol devre dışı bırakma manuel veya otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Ototrodolun bağlantısı manuel olarak kesilmek istenirse herhangi bir gaz kolunda bulunan ototrodol anahtarına basılmalı veya tüm itme kolları idle konumuna getirilmeli veya flight control unitte bulunan push batına basılmalıdır. Autotrodal arıza tespit dur durumunda otomatik olarak kesilir. Otomatik uçuş sistemleri kontrol ve göstergesi Flight kontrol Unit Uçuş kontrol ünitesi FCU kaş üstü panelde bulunur. FCU paneli iki EFIS kontrol paneli arasında bir otomatik uçuş sistemi kontrol paneli içermektedir. Otomatik uçuş sistemi kontrol paneli otopilotların ve ototrodulun devreye girmesini etkinleştirir ve görüntüler. Yönlendirme modları ve uçuş parametreleri seçimi otoflight sistem kontrol panelinden yapılmaktadır. MCDU 2 çok amaçlı kontrol ve görüntüleme ünitesi MCDU Pedastal panelde yer almaktadır. MCDU Pilot ve Uçuş Yönetimi ve Rehberlik Bilgisayarı Flight Management Guidance Computer Uçuş Yönetimi Flight Management kısmı arasında birincil giriş ve ekran arayüzüdür. MCDU'da istenen kontrol parametreleri ve uçuş planları eklenebilir ve sonrasında değiştirilebilir ya da revizyonlar için kullanılabilir. MCDU Uçuş mürettebatı tarafından izlenmesi ve gözden geçirilmesi için uçuş ilerlemesi ve uçup uçuş performanslarıyla ilgili bilgileri görüntüler. Otomatik uçuş sistemleri kontrol ve göstergesi. Navigation display. İki navigation display ana gösterge panelinde bulunur. Navigation display'ler uçuş planı verileri, Flight Control Unit aracılığıyla seçilen veriler, uçağın mevcut konumu, rüzgar hızı ve yönü, yer hızı ve e, yer hızı konusunda bilgileri görüntülerler. PFD Primary Flight Display 2 PFD ana gösterge panelinde bulunmaktadır. Uçuş modu bildirimi FMA PFD'nin en üst kısmıdır. Her PFD şunları gösterir. FMA'da autopilot, flight director sistem, auto devreye girip girme durumlarını. Autopilot, flight director ve auto devrede modlarını. Flight director sistem önerilerini hız ölçeği Light Augmentation Computer karakteristik hız değerlerini göstermektedir. Otomatik uçuş sistemleri kontrolü ve göstergesi itki kolları. İtki kolları orta pedastat panel üzerinde bulunur. İtki kolları take off, go around, toga modlarını ve ototrodu devreye almak için kullanılır. Ototrodu işlemini devreden çıkarmak için itki kollarının üzerinde bulunan iki Ototrod'un bağlantı kesme push batını kullanılabilir. Side, -side stick, Kaptan ve first officer side sırayla kaptan yan panelinde ve first officer yan panelinde bulunur. Otopilot side stickteki devralma önceliği push basıldığında veya side stick belli bir eşin üzerinde bir kuvvet uygulandığında devre dışı kalır. Rudder pedalları. Rudder pedalları kaptan ve first officer'ın önlerinde bulunur. Rudder pedallarını geçersiz kırma, otopilotun bağlantısını kesmektedir. Evet, son olarak flight control unit'i daha detaylı olarak görelim. Diğer tuşların görevlerinden de bahsetmiş olalım. Burada ilk olarak sol tarafta barometrik değerleri girdiğimiz kısım bulunmaktadır. Konsantrik bir nopla birlikte barometrik değerler girilebilir. Standart değer barometri, konsantrik nopun üzerine basılması durumunda otomatik olarak karşımıza çıkar. Bunun alt tarafında FD tuşu vardır. Flight Director sistemin tuşudur. Basıldığında ve Flight Director sistem aktif olduğunda 3 barın alt tarafında yeşil lamba ortaya çıkar. Yeşil renkte görünür. Hemen yan tarafında ILS tuşu vardır. ILS tuşuna basılması durumunda ise PFD panel üzerinde ILS ile alakalı bilgiler görülmeye başlar. Bu bilgiler normalde ND sayfasında görüntülenmektedir. EFIS kontrol panelimizde alt taraftaki switchler ile ADF ya da BOR seçimi yapılmaktadır. Onların üst taraflarında navigation display'in farklı sayfalarını seçimi sağlanmaktadır. Ailes sayfası, bor sayfası, navigasyon sayfası, ark sayfası ve planı şeklinde. Sağ tarafta ND sayfalarındaki, farklı ND sayfalarındaki e, ölçek seçilebilmekte. Bu da yaklaşık olarak 10 mil'den başlayıp 320 mil aralığına kadar seçimler yapılabilmekte. Üst taraflarında ise ND sayfasında uçuş sırasında havaalanlarının NDB'lerin VOR istasyonlarının waypoint'lerinin veya uçuş planları gibi e, bilgilerin ekrana gelip kapanmasını sağlayan tuşlar bulunmaktadır. Orta kısımlara gelirsek flight control unit'in asıl bulunduğu kısımdır. Sol tarafta siyah bir buton bulunmakta. Bu buton kullanılarak hız ya da mah değeri seçilebilmekte. Yani fonksiyonu aktif edilebilmekte. Hemen onun ön tarafındaki konsantrik knob kullanılarak hız ya da mah değeri girilebilmekte. Üst taraftaki göstergede ise seçilen hız ya da mah değerini görüntülenebilmektedir. Onun yan tarafında heading ya da track değeri girilebilmektedir. Bunu girebilmek için öncelikle uçuş modunun aktif edilmesi gerekir. Otopilotların üst tarafında bulunan siyah tuşlara basıldığında uçuş modu seçilebilir. Uçuş modu heading, vertical speed veya Track Flat Path Angle modlarından oluşmakta. Eğer Heading Vertical Speed modu aktif edilmişse sol taraftaki tuşumuzdan Heading referans değeri girilebilir. Eğer Track FPA modu Flight Path Angle modu aktif edilmişse sol taraftaki tuştan Track değeri girilebilmektedir. AP1 ve AP2 tuşu iki otopilot sisteminin devreye girmesini sağlamaktadır. Düz uçuşlarda yalnızca bir tanesi aktif olarak çalışıyordu. Ama iniş sırasında iki otopilot da aktifleştirilebilir. Ama birinci otopilot sistemi ana fonksiyonu yerine getirirken ikinci otopilot sistemi burada standby konumunda kalacaktır. Hemen alt tarafında ATHR tuşu, auto sisteminin aktif edilmesini sağlayacaktır. Sağ tarafa doğru geçtiğimizde konsantrik knob kullanılarak irtifa değeri seçilebilir ve hemen üst tarafındaki göstergeden seçilen irtifa değeri görüntülenebilir. Ya hemen yan tarafındaki tuşa bastığımızda irtifa değeri metrik olarak görülebilir. Sağ tarafa doğru gittiğimizde işte son konsantrik knobumuz Burada da daha önceki seçmiş olduğumuz uçuş moduna göre biz vertical speed veya flight path angle değerleri girebiliyoruz. Alt taraftaki tuşlara bakarsak APPR tuşu ILS yaklaşma yapacaksak ILS yaklaşmayı aktif eder ILS sistemimizi. Localizer tuşumuz eğer ineceğimiz havalimanında Glide Slope ile ilgili sıkıntı varsa ve ILS sistemi kurulu değilse ILS sisteminin localizer modunu aktif ederek havaalanına yaklaşma sağlar. ILS sistemi kullanarak yaklaşılmasını sağlar. Expat tuşu Expat tuşu bilgisayar üzerinden devre dışı da bırakılabilen bir tuştur. Eğer Expat tuşuna basılırsa uçak mümkün olan en iyi performansıyla seçilmiş olan irtifa değerine çıkmaya çalışır. Eğer irtifa seçilen irtifa değeri bulunduğumuz seviyeden yüksekse hızlı bir tırmanma işlemi gerçekleştirir. Eğer seçilen irtifa bulunduğumuz değerden daha düşükse hızlı bir şekilde alçalma işlemi gerekir. Bununla ilgili olarak FADEX sistemine ya da otopilot sistemimize bu bilgiyi aktarmış oluruz.